Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü rehber videomuzun konusu elit birimler. Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuzda elit birimleri birlikte inceleyeceğiz, birlikte yorumlayacağız. Siz de yorumlara gelerek hangi elit birimleri kullanacaksınız? On da yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar, ben Rohan olarak başladığım için e, tabii ki de ilk açacağım elit birim Suvari olacak ve Suvarinin özelliği çok güzel. Hani elit birim özelliği. Menzil birimlerden alınan hasarı %15 düşürüyor ve %100 ihtimalle de paçayı kurtarma yapıyor. Ve iki saldırıya. Bakın bu çok önemli. İki saldırı boyunca paçayı kurtarma yapması çok çok iyi. Ve menzil birimlerden daha az hasar alıyorsun. Ondan sonra Suvariyi elit 2 yaptığında yırtılma yeteneği ve yeniden kalkış yetenekleri geliyor ve elit 3 kademesine çıkarırsansa orada hızı %10, orada hasar %10 ve iş alma süresini %10 düşünmüş oluyorsunuz. Bu arada elit 3 yeteneği yani elit 3 yapınca burası pasif olarak geliyor. Yani elit 1 ile elit 2'yi seçebileceksiniz. İkisinden birini seçmek zorundasınız. Ama elit 3 pasif olacak. Ondan sonra Ruhan'da başlayanlar için usta nişancının Özelliklerini göstereyim hafif sırf var düşman yakın dövüş birimlerinden %15 daha az hasar alırsın çok bence gereksiz çok da iyi değil ama elit 2 seviyesine çıkardığınızda dağılım var her tur düşmanlara ekstra %25 hasar verilsin ondan sonra ölümcül vuruş var normal saldırılar hedef şifa alırken ekstra %3 hasar almasını sağlar ve bir tur sürer. Tüm düşmanlara %25 de hasar vereceğim biliyorsunuz ki usta nişancılar elf birimlerine göre biraz düşük Hani hasar bakımından ama bu elitik seviyesine çıkardığınızda belki yakalayabilirsiniz onları Dediğim gibi bu yetenek ölümcül vuruş var dağılım yetenekleri çok iyi Duna Dayınlar arkadaşlar ben hiç kullanan görmedim çünkü hasarı az yani menzilli birimlere öncelik vermesine rağmen öldüremiyor yani Burada da hafif sefer var. Ruhan Suvaris ile aynı. Dunedain'i elit 2 birimine getirirseniz %3 şansla alınan hasarı %3 düşürüyor. Başarılı olursa yani bu başarılı olursa %3 daha fazla hasar verirsin. Yani %30 şansla alınan hasar %30 düşürüyorsun ve yani %30 şans olunca %30 daha fazla vuracaksın. Ve gelelim T4'e. Bakın diyor ki ilk 3 turda kendisi alınan hasarı %25 düşürtüyor. Bu arada e, fiziksel ya da odak yakma hasar demiyor. Bütün alacağı hasarı %25 düşürtecek. Bu güzel. Ondan sonra e, elit 2'ye yaparsanız savuşturma yeteneği var. Dün edayımdaki yetenek. %30 şansla alınan hasarı %30 düşüreceksin. Ve %30 daha fazla hasar vereceksin. Ondan sonra diyor ki yeniden kalkış var. Bakın komutan ordusu 3 farklılıktan oluşuyorsa birimlerin hasar oluşturması %15 artar. Kule muhafızının böl ve yönet özelliği var. Her tur alınan hasarda %0.6 en fazla Büyük ihtimal eksi. Eksidir bu. Eksi 6 desen 10 tur yani 10 tane geliştirebilirsen bunu %6 eder. Yani her tur alınan hasarda %6 düşürüyor ve 5 defa üst üste ekleniyor. Yani sonuncu kademeye gelince %30 daha az hasar alacak elit 2 seviyesine getirirsen kalkan eğitim var. Kendisi annen hasarı %2 arttırır. Tüm müttefiklerinin annen hasarını %20 düşürtüyor. Eğer yanlış bir çevirme yoksa böyle. Ondan sonra hayatta kalma var. Tüm düşmanlar ölümcül hasar aldığında bir hasar oluşturmasını %30 düşürtüyor. Zırhlı süvariye geldik. Yine atlı bilim kullananların olmazsa olmazı zırhlı süvari. Oyundaki en iyi t biri olabilir kutsal zırh var arkadaşlar. İlk, iki, ilk üç turda kendisi %25 daha az hasar alır. Bunu zaten biliyorsunuz. Ondan sonra zırhlı suvariyi elit 2 birimine getirince zırh kırma adlı yeteneği kaçıyor. Zırh kırma adlı yeteneği de seçebiliyorsunuz. Vuruş sırasında düşman hedefin bir tur boyunca sağlamasını 20 ha, 2 diyor. Yani 10 tane verince vuruş sırasında düşman hedefin sağlamasını 20 düşürtüyorsunuz. Ondan sonra derde deva adlı bir yetenek var e, şifa alımını %30 arttırıyorsun ve sen şifa aldıktan sonra rastgele bir düşmana %20 daha fazla hasar verirsin. <laughs> Merak ettiğim birim hani sentinelerine gibi bir değişiklik gelmiş. Hafif sırf fark bu da yine hani rohan e, ruhan aynı. Elit 1'e getirince düşmanın yakın dövüş birimlerinden %15 daha az hasar alıyorsunuz. Çöp özellik. Elit 2'ye getirince her tür düşmanlara %25 daha fazla hasar verirsin. 3 farklılıkta oluşan bilen <laughs> Yani hani her tur düşmanlara ekstra %25 hasar verirsin ve üç farklı ırktan oluşuyorsa hani ordun ekstradan %15 daha hasar veriyorsun. Dediğim gibi sentinel kullananlar çoğu zaman sadece el birimleri kullandığı için yani üç farklı ırktan birim koymuyorlar. Ee, mesela şey olabilir burada. Haldir kullananlar için Sentinel e, Rohan okçusu ve Ön tarafa da cücelerden herhangi bir birim koyarsanız bakın yüksek bir hasar bafı kazanmış olursunuz. Usta nişancıyla birlikte. Çünkü burada da hani ekstra hasar verme var. Ee, bununla birlikte ve 3 tane de koyduğun için sentineler çok yüksek hasarlar verebilir. Bu arada ben bunu denerim. Denedim, eğer çok üstün sonuçlar alırsam zaten onu da paylaşırım. Ee, elf elit birimlerini elit 3 yeteneğine getirirseniz ordunun hp'si %10 artar oda odak hasarını %10 düşertir ve çağrı iş alma süresini %10 azaltır. İnsan bilimlerinden farklı olarak %10 daha çok herpen olur ve annen odak hasarını %10 düşürmüş olursunuz. Ondan sonra haberciler var. Eğer bu habercileri elitik yaparsanız sersenetme durumundayken, delilik olduğunda ya da HP inlemezken ha bakın arkadaşlar yakma hasarına karşı birebir. Şimdi niye yakma hasarına karşı birebir diyorum. E, cadı kral yeteneğinden dolayı ilk turdan direkt sersenetme veriyor. Sersenetme durumundayken, delilik durumundayken veya HP yenileyemezken %25 daha az hasar alacak. Yani yakma hasarını %25 düşürüyormuş gibi hissedin. Çünkü e, için cadı kral ilk başta ve sersenlediği için %25 daha az hasar alacak ilk turlarda. <laughs> Yaylı şövalyenin elit birini gösteremeyeceğim ama böyle yaparsam gösterebilirim sanırım. Şöyle yaptığımızda gösterebiliriz. Lan tüh. <laughs> Aynıymış ya. Keşke hızlandırmasaydım. Neyse. Düşmanın yakın dövüş birimlerinden alınan hasar %15 düşürtüyor. Hafif sırh yeteneği. Eğer yaylı şövalyeyi elit 2 seviyesine çıkarırsanız her tur düşmanlara ekstra %25 hasar verir. Ölüm ya da yaşam hasar oluşturmasını %30 arttırır şifa almaz. Ne diyorsun lan sen? Oğlum ne diyorsun lan? Efsane bir şey bakın arkadaşlar. Hasar oluşturmasın. %30 arttıracaksın. Şifa almaz diyor. Zaten şifa almasın. Arkada duruyor. Şifa alsan olacak. Gelelim cüce birimlerine. Koç birincisi. Ya bu yetenek büyük ihtimal yanlış. Bakın az önce de okudum aynı yeteneği. Her tur alınan hasarı eksi %0.6 düşürüyordur bu büyük ihtimal. Ve en fazla 5, 5 adet üst üste eklenir. Yani %0.6 10 tane yetenek puanı verirsense %6 yapar. Her tur alınan hasar %6 düşürür ve 5 defa kadar eklenir. Bu büyük ihtimal böyledir. Üstüne 6 tane hasar alıyor ya, o 6 hasar boyunca %50 hasar yani karşı hasar verecek gibi bir şey. Ondan sonra 6 defa hasar aldıktan sonrasa ha bakın, 6 hasar almadan önce %50 karşı saldırı verecek. 6 hasar aldıktan sonra ise %120 HP inleyecek diyor. Aynen. Bir, bu ihtimal bu bir defalığına mahsustur. Yaylı şövalyenin e, elit iki özelliği kadar olmasa da bu da güzel. Ondan sonra cice birimlerini e, elit üç yeteneğine getirirseniz %10 ordu kuşatması, alınan oda hasarını %10 düşürürsünüz ve çağrı iş alma süresini %10 azaltırsınız. Cücelerde de böyle. Muhafızın elit bir yeteneği menzili birimlerden alınan hasarı %15 düşürtüyor. Güzel idare eder. Muhafızları elit iki yeteneğine Yükseltirseniz ağır zırh yeteneği geliyor. Hasar oluşturmasını %20 düşürüyorsun ve alınan hasarı %20 düşürüyorsun. Müthiş bir şey. Niye müthiş bir şey? E, muhafızı kullananlar çoğu zaman şey nasıl diyeyim size vurucu komutanlar kullanır. Kule muhafızı işte cüce muhafız bunları çoğu zaman vurucu komutanlar kullanır. Ve bu birimlerin hasar vermesini beklemezsiniz. Bu yüzden e, hani... Ben karşı tarafa hasar veremeyeceğim ve %20 daha az hasar alacağım. Bence çok iyi. Ve gelelim cücelerin tek menzili birimi olan usta atıcısına. İlk üç turda kendisi alınan hasarı %25 düşürtüyor. Hızlı suvarideki özellik. Yakın dövüş birimleriyle saldırıldığında düşmanın rastgele bir menzil birimine ekstradan %45 hasar oluşturur. Ve gelelim Gilgalatların sürekli kullandığı koruyuculara. Ay, hafif sefer özelliği buna da gelmiş. Bakın Gilgalatçılar bunlara 300k bile vurdurtabiliyor. Bu birimleri ön tarafa koyuyorlar ve bu birimler 300k, 350k hasarlar çıkartabiliyor. Ve artık e, menzil birimlerden alınan hasarı %15 düşürüyorsun ve iki saldırıya da paçayı kurtarma yapıyorsunuz. Zaten bakın Gilgalat e, orduyu kaçırıyor. Ve ekstradan bir de kendisi de kaçacak. Yani 4 kere 5 kere bunlara vuramayacaksın. Gilgal kullananlar büyük ihtimal bunu almak için çoktan hareket etmişlerdir bile. Ha, ondan sonra elit iki yeteneğini açarsanız kalp çalan var. Ben bunu görmedim bu arada bu da güzelmiş. Kalp çalan yeteneği var. Her turda %50 şansla komba alırsın. Müthiş bir şey. Bakın kombo olmadan bile koruyuculara 300k vurduran birim. Kombo olursa neler yapar? Yani üst üste ordular tekrar öyle diyeyim size. Derinlik muhafız. Şu an oyunda olan yemin bozanlardan sonra en iyi tarafsız birim diyebilirim. Bu tarafsız birimi elit bir yapınca e, hafif sırf var. Düşmanın yakın dövüş birimlerinden %15 daha az hasar alırsın. Bunu elit 2 seviyesine getirirsen düşman birimine saldırdıktan sonra da serseret mi oluşturursun? %50 şansla. Bu ne demek oğlum ya? Oğlum bu ne demek ya? Bakın, e, tur belirtmiyor. Her saldırdığında %50 şansla sersemletme oluşturacaksın. Yani bu birim zaten çok güçlüydü. Bunu tarafsız birimlerde hani anlatmıştım. Bu birim zaten çok güçlüydü. Ama sersemletme oluşturması nedir ya? Çok aşırı güçlü yani. Ve yakın dövüş birimlerine %20 daha fazla hasar veriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet arkadaşlar, iyi fraksiyonundaki elit birimler bunlar. Özellikleri bunlardı. E, kötü fraksiyondaki elit birimleri de çekmek isterim. Eğer bu video izlenirse kötü fraksiyondaki elit birimleri de çekeceğim. Evet arkadaşlar, sizin beğendiğiniz en iyi elit birimler hangisi? Bunu yorumlarda yazın. Ben mesela Teoden'le oynadığım için baş kumandanı kusursuzluk yapıp yaylı süvarileri elit iki becerisini yapıp ondan sonra bir de yanına zırhlı süvarinin kutsal zırhını alacağım. Yani öndeki iki birimim %25 daha az hasar alacak ve yaylı şövalyeyle de hasar vurmayı planlıyorum. E, başkumandan zaten elit yeteneği yapınca %10 ordu hızı ve %10 ordu hasarı gelecek. Yüzde %10 ordu hızı gelmesi e, başkumandan için iyi. Onun da hasarını ekstradan arttıracak. E, siz de Nasıl bir kombinasyon yapacaksınız? Onu da yorumlarda yazın arkadaşlar. Biz de ona göre hani tutar mı, tutmaz mı? Of o kombinasyonları biz de yapalım. Bu arada dediğim gibi Haldir'de şey düşünebilirsiniz. Sentinel elit 2 birimi, usta nişancı elit 2 birimi ve ön tarafa da herhangi bir şekilde cüce koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videom buraya kadar. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda belirtin. Dediğim gibi siz hangi tür kombinasyonlar yapacaksınız onu da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.